Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. 13. pencere. Sözlerde pencere, bakıyorsun, sana bakılıyor. Ama sana kim baktığını bilmiyorsun. Ama bu taraftan sen bakıyorsun. Şimdi bununla biz bir yere bakacağız. Bu pencereden bir yere bakacağız. Bakmak bakılıyor da, fakat ne olduğunu ne ile öğreneceğiz mesela? Bir yere bakıyorsun. Baktın, gördüğün şeyin ne olduğunu ne ile bileceksin? Değil. Nedir yani? Gördüm, nasıl yorumlayacaksın? Dünyadaki hadiseleri neyle yorumlayacaksın? Diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ve emin şeyin illa yusabi bir hamd. Hiçbir şey yoktur ki Allah'a hamd ile tesbih etmemiş olsun mevcuda. Her şey Allah'a hamd ile tesbih ediyor. Nasıl anlayacağız bunu? Sırınca her şey lisan-ı mahsusu ile Halık'ını yad eder, takdis eder. Her şey lisan-ı haliyle, yani varoluşuyla, duruşuyla, vazifesiyle. Niye onu hamd ediyor? Çünkü yaptığı iş kendisini aşıyor. Mesela nar ağacının nar yapması mümkün değil. Yani kütüğün bunu yapması mümkün değil. Ama orada bulunuyor. Hani var ya, böyle bir bahçe düşünün, elma, bir baktı ki ceviz düşmüş oraya. Ceviz ağacı yok. Demek ki başka bir yerden girmiş gibi. Yani bunun bu özelliği yok. Yani nar yapacak yani. Tuzunu, karabiberini, kimyonunu vesaire koyacak, yapacak bunu. Bunun böyle bir özelliği yok. Biliyoruz, görüyoruz. Ondan dolayı lisan-ı mahsusu, yani yaptığı işlev itibariyle, vazife itibariyle kendisini aşan işi yapması gösteriyor ki Allah'ın hamd ile yad eder, takdis eder. Peki niye takdis ediyor? Çünkü kusur yok. Mesela insan bir araba yapıyor, mutlaka kusuru var. En büyük kusur, modeli değişiyor. Modeli değişmesi kusurlu olduğunu zaten gösteriyor. İnsan denilen bir sanat, bu da makine. Şöyle diyeyim. 23. sözde söylüyor da, tarihi eser niye kıymetli? Çünkü tarihin, yani kadim kültürün, geçmiş bir kültürün taşıdığı için. O tablete bakıyorsun, hangi kültür yaşamış, ne yapmış, sanatları neymiş, teknolojisi neymiş, değil mi? O tabletle tarihi taşıdığından dolayı o tablet değerli. Yoksa demir itibariyle, kilo itibariyle 5 para etmez yani. Ya eskiden hani 70'lerde benim vurduğum, çok iyi hatırlıyorum ortaokuldayken. Artık yani pul var ya, pul. Zarfa vurdumuz pul. Baktım böyle sergide bir yere denk geldim. Benim vurduğum pul milyarlara satılıyor. 40-45 sene şey. 1,5 milyar mı ne satılıyor? Pul ya. Niye satılıyor? Çünkü o eşya kadim bir kültürü taşıyor. Geçmişi taşıyor. Bak, bir şey anlatacağım. Bu çok önemli de. Bunları biliyorsunuz ama. Başka bir noktaya nazar vereceğim. Şimdi kaç yaşındasın sen? 51. 51. Bunun senin değerin 50 senelik bir kültürü taşımandır. O kadar. 50 senelik hadisi sen anlat deseler, bir saat anlatsan, değil mi? 100 yaşındakiler 2 saat anlatır. Senin değerin 50 senelik. Ha? Ama tablet 1000, belki de 500 senelik, 200 senelik. O kadar.
Ama insan bedensel itibariyle böyle ama taşımış olduğu ruh itibariyle, ruh itibariyle ezel ve ebedi taşıyor. Onun için ta dibin dibi olduğundan değeri nihayetsiz. Bir daha söyleyeyim. Nurettin sen kaç yaşındasın? 48. Kaç? 48. 48. Yani o kadar değeri olur. Araştırdığıma göre 7 tane 12'lik çivi olursun. 2 tane tam kümesini boyayacak kadar kireç oluyor. 2,5 yani hemen hemen o kadar var da kilo. 2,5 kalıp yapabilecek kadar sabun olur. Bir insan 1,5 ile 2,5 arasında sabun olur. Sen 2 sabun olursun. Böyle bir topla insanın değeri bu kadar yani. Bir tavuk kümesi boyayacak kadar, iki tavuk kümesi kireç var. 12'lik çividen 36 tane ne demir ancak olabiliyor. Ya bir bakmışlar böyle, milyarı geçmez bir milyar. Peki tablet niye pahalı? Kadim bir tarihi taşıdığından dolayı. Orada haber veriyor bize. Ne diyor? Bu tablete bakarak Sümerliler, Asurlar böyle yaşarmış, böyle sanatları var. Böyle teknolojileri varmış. Kültürleri buymuş. Para ilk bulan Lidyalılarmış. Yoksa maddi itibariyle hiçbir değeri yok. Ama kültürü taşıdığından dolayı. Maddi itibariyle de biz de böyleyiz. 2,5 sabun yaparsın en fazla. Ama o tablet 500 sene, 1000 senelik tarihi taşıyor. Biz ise ezel ve ebedi taşıyoruz. Ezeli bebedi taşıyorsun. Evet 50 seneliksin ama kafanla takmış olduğu akla, kalbine beslemiş olduğu istidada, ruhun mahiyetine bakıldığı zaman insan ezel ve ebed esmanın koridoru kavşağı oluyor. Ezeli bebedi taşıyor. Yani iman ederek, ne demek iman etmek? Allah seni ruhunda taayyum ve teşahhus ediyor. İmanı anlatayım buna girecek. Sen şoförsün Hüseyin abi. En eski budur. Babamdan tanıyorum babam zamanında. O zaman dört arazili bu memlekette iki tane müştemine varmış. Bir tane de babamda varmış. Değil mi Ahmet sen? Öyledir. Bu meşhur bir abidir Çaylı'da. Şimdi sen şoförsün abi. Ama uzun bir otobüs, tamam mı? Şoför, durakta bekliyorsun. Yolcu alıp gideceksin. Açtın belediye arabası gibi. Baktın ki Adem Aleyhisselam bindi. Adem Aleyhisselam. Ne hissedersin öyle? Başka kimse yanmadı daha. Onunla gider. Şimdi hayatını değil mi sebep olarak bana teslim etmiş. Bana güvenmiş. Arabama binmiş. Bak, bana güvenmiş. Bana değer vermiş. Bu arabaların içinde benim arabaya binmiş. Kim? Adem Aleyhisselam. Bana teslim olmuş. Benim can güvenliğim, sebep noktası sensin. Sana teslim oluyorum dedi. Tamam. Bindi. Bir baktın ki Şit Aleyhisselam da bindi. Nuh Aleyhisselam bindi. Azrail Aleyhisselam bindi sanırım. Salih Aleyhisselam bindi. Azrail Aleyhisselam da bindi. Azrail Aleyhisselam, Cebrail, Mikail, 124 bin peygamber binse. En sonunda bir baktın ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam senin otobüsünü biniyor. Bir de yani sen şoförsün ya böyle koltuğun şey, arabada bakıyorsun öyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bindi. İmam-ı Şafii bindi, İmam Azamlar bindi. Malikiler, Gazaliler, Bediüzzamanlar, Geylaniler, İbrahim-i Desükiler, Ebu'l-Hasen'in Şazililer vesaire bindi. Şimdi sen böyle lal kalırsın ya şoförsün tamam mı? Belediyede biniyor ya. Otuz. Ondan sonra en son imam bindi. Asr imanı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bindi. Dedi ki Hüseyin dedi sana. Hüseyin. Tamam oğul. Kapını kapat. Devam. Hadi devam et. Muavin ol. Bediüzzaman senin muavinin. Allah'a hadi yavrum. Kapıyı kapat git. Taşıdıklarına baksana ya. Bakmaya bile yapamazsın ya. İkiz aynasını. Ayakların titrer gaza basın. Tabi basamazsın ki. Ayaklar kemençe çalar adamın ya.
Tabii ya, sistem biter ya. Resulullah'ı taşıyorsun ya. Tabii. Nuh Aleyhisselam'ı taşıyorsun. Ne olur insan psikolojisi? Buna benzemiyor. İmanla Allah'ı taşıyoruz. İman otobüse benzer, binen Allah. Allahu Ekber. Hadi neredesin? Allahu Ekber diyorlar. Allahu Ekber. Allah'a taşıyorsun. O kadar değerlisin. Peki, acaba taşıyor muyum? Sen en çok sevdiğin neyin var? Bir canın var, bir de namusun, bir de dinin. Değil mi? Can, namus, din. Sen en çok sevdiğin namusunu hiç sevmedin. Aşağılık, bu memleketin en aşağılık bir insana teslim eder misin? Git seyahat, Trabzon'a bunu götür işte. Ona, onun yanına yola koyar mısın? Hiç sevmediğine, en çok sevdiğini teslim etmeyen insan, Allah, en çok sevdiğine Allah'ın iman. Allah en çok imanı seviyor. Sana vermiş. Çünkü seni en çok seviyor da ondan. Allah en çok imanı seviyor. Onu da sana vermiş. İşte diyor ki, وَاِنْ مِنْ شَيْنْ اِلَّا يُسَبِي بِحَمْدِ Hiçbir şey yoktur ki Allah hamd ile tesbih etmemiş olsun. Ama bunların içinde tesbihini fark eden insan, ben diyebilen yegane mahlum, 50 senelik ama ezel ve ebedi taşıyan, ruhunda Allah'ı taayyum ve teşahhus etmeye misafir, misperver, ev sahibi olan bir mahluk insan. Cenab-ı Hak insanın ruhuna taayyum ve teşahhus etmiş. Otobüsüne binmiş. Allah Allah. Allah ne demek yani senin aleminde? Ne ifade ediyor? Allah, Allah deyince ne anlıyorsun? O sende işte. Daha ne olacaktı ki? Niye böyle ufak şeylerle bağırıp duruyorsun ki? Yani değer mi ya? Şimdi otobüsü sürerken bu âli, âlişan insanlar varken telefonu çıkartıp hanım ne haber ya? Yemek yaptın mı ya? Ağlan. Ya ben demedim ya. Çayı sonra götüreceksin ya. Hurmalı şey yap böyle. Böyle yap. Telefon konuşur musun? Allah başa vermesin. Allah başa vermesin. Resulullah arkada. Bütün 124 bin peygamber var. 124 milyon evliya ot binmiş. Senin şeyinde mavinin kapıda Bediüzzaman sen bundan şuursuz sanki yoklarmış gibi hanım ne yaptın ya? Yaptın mı o pişirdin yemeği? Konuşmanı da duyuyorlar. Ya değil mi? Allah kimsenin başına vermesin ya. Yani. Aynen. İmanla Allah'a taşıyoruz. O imanda biz de basit basit sebeplerle meşgul olup oyalanıyoruz. Yani isyan ediyoruz. Bu niye oluyor böyle? Ya sana ne ya sen? Kendi işine ya. Senin vücudunu idare etmek ona ait. Ölüm mü? Ölüm seninle alakası yok ki. Doğma seninle alakası olmadığı gibi gitmek de seninle alakası yok. Doğarken sana sorulmadığı gibi giderken de sorulmayacak. Senin vazifen şu sorulacak. Ya şu gün derse gittin mi? Namazı kıldın mı? Tesbihatı yaptın mı? Kitap okudun mu? Haram yedin mi? Kul hakkına tecavüz ettin mi? Yani insan oldun, iyi para kazanmış olabiliyorsun. İyi para sahibi olabiliyorsun. İyi bir doktorsun. İyi mühendisin ama iyi insan olacaksın ilk önce. İlk önce iyi insan olacağız. Ne olursan ol. Evet, bütün mevcudatın lisanı hal ve kal ile ettiği tesbihat. Lisanı kal ve hal. Yani bir tanesi yaptığı iş. Tesbihat. Mesela ağacın tesbihatı meyve vermek. Tavuğun tesbihatı yumurta yapmak. Değil mi? Sığırın tesbihatı süt vermek. Peki, kar getirmeyen bir araba düşün. İkide bir arıza yapıyor. Galeriye değil mi? Sadılıyorsun. Tabii. Meyve vermeyen ağaç, soba yap. Evet. Süt vermeyen sığır, kasaba ve kazana. Namaz kılmayan da cennete. Namaz kılmayan cennete. Evet, olur mu? Evet.
Ben kabul etmem de bunu yaradan hiç kabul etmez. Bir akşam buraya geldim. Hayırlı olsun. He, Allah razı olsun. Bir akşam buraya gördüm. Bir tanesi bana diyor ki, Allah, Allah değil diyor, sen diyor geçmişin filmi alınsa, ta doğumundan beri, seyretmeye tahammülün olur mu diyor. O da zor ya. Çok zor. Çok zor. Ne dedim biliyor musun? Gençlik zamanlarında hata yapmış olabilirsin. Tabii. Dedim seyretmek istemem. Ben de. Kendi filmini, Ozan dedi ki bana, kendi filmini sen seyredemiyorsun da, Allah nasıl seyredecek onu? Allah. Karşımdakine söylüyorum, iyi dinle söyle. Onunla alakası var, seninle hiç alakası yok. Yaktın beni. Allah dedi, senin filmini, Allah'a niye böyle film seyrettiriyorsun? Durdum, dedi ki, bu gözlükle bakıyorsun değil mi dedi bana. Bu. Sen nereye bakıyorsan gözlükle bakıyor mu dedi. Bakıyor. Sen nereye bakıyorsan Allah da bakıyor. Senin baktığın yere bakıyor. O zaman Allah'a neye baktırıyorsun harama? Ben harama bakarken Allah da oraya bakıyor. Allah'a da harama baktırıyor. Ya. Ama Allah bizim gibi değil. Cenab-ı Allah gafur rahim. Değil mi? Hemen söndük değil mi? Allah böyle bir Allah değil mi? Değil mi? Değil tabii ya. Sen olmaması lazım. Sen istersin, tövbe çar olursun. Ya feda. Oh. Tabii tövbe çar etmesin, bileceksin evet. Hocam. Adam gibi. Evet. Öyle ikide bir yalakalık yok. Tövbe atıyordum, geçiyorum televizyonun her türlü rezilini seyrediyorum. Bu dersten sonra gidiyorsun, seyrediyorsun. Evet. Adam değil ya. Yalancı insan. Tabii ya. Bir tanesi öyle dedi. Ya Rabbi. Benim günahımı dedi, dua etmiş, kaldırdı. Şunu affettiği demeye utanıyor. Ama sen bilirsin. Şunu affet diyemiyorum ama yaptım ben onu. Dili ağzıma alamıyorum şimdi diyor. Çok imanlı insanmış. Ya. Ben diyor o zaman yaptım ama şunu affet diyemiyorum. Niye diyeyim? Utanıyorum. Nasıl yapabildim diye. Evet. Ama sen Allah'sın. Gerisi sana ait. Bir tane Kürt gitmiş ya, haca. Dedi ki, Ya Rabbi, Kabe'ye sarılmış. Olmuş ha, bizim dönemimizde olmuş. 2000 kaçtaydı. Dedi ki, Ya Rabbi, bizde kan davası çok mühim. Benim çocuğumu dedi, haso öldürseydi. Sonra, bu kan davası tabii, aşiret. Ama bir sebeple, benim haberim olmadan evime gelse, evimde misafirse ben kan davasını unutur, bana nasıl yakışıyorsa öyle muamele ederim. Ben de senin evine geldim, sen bilirsin. Ya Rabbi el alemin. Vurdu değil mi tepeden? Ona hiç hesap olmaz onu ya. Ya ama nasıl vurdu ya? Çocuğumu vurmuş, evime gelmiş, ben ona gene... Kürt yapıyor işte. Aynı bir... Kürt, yani doğunun kültürü böyle. Maşallah. Bizde de vardı daha bozulmadan, babamın misafirhanesi vardı. Yani bizim evlerde, burada misafirhanelerimiz vardı. Hocam onları artırmak lazım. Ya. İnşallah. Çoğaltmak lazım. İnşallah. Misafirhane vardı bizde. Yani hepimizde bu Anadolu'nun kültürü. Ya. Ama o adam dile getirmiş veya duymuşuz onu. Bütün mevcudatın lisanı hal ve kal ile ettiği tesbihatı bir tek zat-ı mukaddesin vücudunu gösteriyor. Yani en zındık bile deprem olduğu zaman Allah diyor. Korkudan diyor. Ama artık şuur devre diş olunca başka bir sistem giriyor. Allah diyor, tamam mı? Allah demeyin yok. Tamam. Yani mesela korkudan başka olacak. Mesela Allah'ı inkar edenin bir gazete yazısı okudum. Hiç diyor bunu yaparken Allah'tan korkmadınız mı diyor. Beddua ederken bile ateist. Allah belanızı versin. Kim versin? Allah. Yok ki versin deyince. Yok ki. Hani ateistsin. Sen Allah'ı inkar ediyorsun. Beddua ediyorsun. Sizin de Allah belanızı versin diyor. Kim versin? Durdu. Durmuş yani. Yani olmuş ha bu. Kim ver? Kim bela verecek dedi? Hani sen yok dedin ya. Yok olan Allah mı verecek dedi? Hiçbir şey dememiş. Demek ki beddua etmeye bile Allah'a ihtiyacımız var. Evet, fıtratın şehadeti reddedilmez. Esas giriyor. Delaleti halisi hususan çok cihetlerle gelse şüphe getirmez.
Bak, hadsiz fıtrı şehadettir tasamun eden ve nihayetsiz tarzlarda lisan haliyle delalet eden ve mütedahil daireler gibi bir tek merkeze bakan şu mevcudatın muntazam suretleri her biri birer değildir. Şu, dedi ki, delalet-i hal ise hususan çok cihetlerle gelse şüphe getirmez. Göz diyor ki, senin ismin neydi abi? Mahmut. Mahmut. Kaç yaşındayız abi? 54. Bugün taktık kafayı şey. 63'tü müsün? Evet. Olsanız. Göz diyor ki, beni yapan alimdir. Doğru değil mi? Cahil olmaz. Mesela hastaneye gittim, 6 sene okumuş tıpı, ilkokul, ortaokul, lise hariç. Senin tespit edememiş hastalığını, dedi ki, Hüseyin amca diyor, genç doktor, bana idrarını, gaytanı ver, ne yapacaksın oğlum? İçine bakacağım onunla. Allah Allah. Attığın şey için, onunla içini seyrediyor. Röntgen gibi. Röntgen bulamamış, senin tahlilinle bu içini seyredecek. Şimdi bak, bu neyi gösteriyor? O atılan pislik bile sende bir sistemin çalıştığını gösteriyor. Bir ilmi kariyerdir. O da bir veri tabanıdır. Bilgisayara yazarsın yazarsın. Hadi çıkış ver. Tırr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 
bir sistemin dışa vuruşu olmasa çıkanla içeriye giremezsin. Çıkanla içeriye giriyoruz. Peki çıkan idrar ve şeylerle bunu laboratuvarda tahlil ediyor muyuz? Ediyoruz. Ne var diye görüyor muyuz bunlar? Görüyoruz. Peki neyle tahlil ediyorsun? İlim ile. Laboratuvar ilim gerekiyor. Tıp okuması lazım. Evet. Peki var olanı araştırmak için ilim gerekiyor da onu yoktan var eden ilim gerekmiyor. O zaman şu, diyor ki delalet hali, hususan çok cihetlerle gelse. Göz diyor ki beni yapan alimdir. Doğru mu? Göz diyor ki beni yapan kör değil. Doğru. Kulak diyor ki beni yapan alimdir. Tamam? Ve sağır değil. Akıl diyor ki beni yapan akılsız değil. Ve alimdir. Bak beni yapan alimdir diyor. Beni yapan alimdir diyor. Kafa diyor ki beni yapan alimdir diyor. Parmaklar diyor ki beni yapan alim. Sır diyor ki beni yapan alim. Deniz diyor ki beni yapan alim. Güneşler diyor ki beni yapan alim. Bakın hepsi yaratılış itibariyle, yaptığı vazife itibariyle beni yapan alimdir diyor. Farklı farklı yerlerden aynı şeyi söylüyorlarsa bundan daha gerçek doğru ne olabilir? Balık diyor ki beni yapan alim. Hurma diyor ki beni yapan alim. Güneş diyor ki beni yapan alim. Göz diyor ki beni yapan alim. Farklı farklı şeylerin aynı şeyi söylemesi kadar doğru ne olabilir bu kainatta? Bak delaleti hal ise diyor. Hususan çok cihetlerle gelse. Yani lisan haliyle bağırmıyor. Ama diyor göz. Göz diyor ki beni yapan alim. Parmak diyor ki beni yapan alim. Şu parmak benim yapan alim diyor. Daha hiç alakası olmayan rüzgar diyor ki beni yapan alim. Yaprak diyor ki beni yapan alim. Köpek diyor beni yapan alim. Delalet hali hususan çok cihetlerle farklı farklı şeyler aynı şeyi söylüyorsa bundan daha doğru kainatta hiçbir şey yoktur. Tamam madem anladın mı? Delalet hali hususan çok cihetlerle gelse şüphe getirmez bir hakikatten şüphe olmaz ondan. Bundan divane olur. Bir kere şüphe etmesi için insan olması lazım. Şüphe bile, inkar bile insana ait. İnsan olması lazım ki insan şüphe eder, sır şüphe etmez. Tedirgin olur. Yani şu sisteme bak ya. Bu atsız fıtrı şehadetleri tazamun eden, yani eşyanın sistemi, işlevi onu tanımlıyor. Ama insan kör olası cehalet, sanki hiçbir şey yokmuş gibi, kendisiyle alakalı değilmiş gibi, bu sistem, bu ceyran. Yani burada balıkla kanını doyur, mutfak doldur, tuvalette boşalt, yatağa git, iş. Dikdörtgen, mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Ondan sonra sanki mutfakla tuvalet arasına pima pen gibi, peveci gibi, boru gibi, plastik boru gibi. Güzelim o yemekleri, şeftalileri tuvalete dönüştürmek. Sistemi gibi bir şey olur insan. Ama bütün kainat insana bakıyor.
Ya nereye bakarsan bak, mesela bir öküz der mi bizim Yeşiltepe'ye, çıkar Yeşiltepe'ye, şu bir güle bakar, vay be şu sanata bak ya. Öküz için gül ile ot farkı var mı? Peki kedi için o güzeli muhabbet kuşuyla balık kafası, kokmuş et farkı var mı? Hayır. Yok. Hayır. Muhabbet kuşuyla fare arasında fark yoktur kedi için, değil mi? Evet. Ama insan öyle mi? Öküz böyle Ümraniye'de duracak, İstanbul'un en güzelleri. Böyle o tepeden güle bakacak böyle, vay be, fesubhanallah. Bir kere bir mühendis öyle demiş, Japon, bu üçüncü köprü yapan Japon, ondan kafama kaldı, etkilendi. Adam otel kopmadan önce, o Japon intihar etti ya, biliyorsunuz. Ondan sonra, şimdi orada çay içerken en son şeyleri çıkmış, adam şey içiyormuş, bir şey içiyormuş orada, ne içiyor unuttum. Kalkmış, o çok ilgimi çekti, gül, belediyeler dikiyor ya şeyler, evet, evet. Gül yatıp kalkıyormuş. O kadar etkilenmiş ki, kalkmış herkesin içinden, tutmuş gülü, eğiyor, bırakıyor, pat diye düzeliyor. Böyle bir de cebinden ne çıkarttıysa hesap, Boğaz Köprüsü'nün telini ve canlı bu. Adam hiç ses yapmamış. Diyorlar ki onlar imana, çünkü ondan sonra sormaya başlamış. Sizin dininiz ne diye Türkiye'de araştırıyormuş. Süper, o çok ilgimi çekti. Dergide çık gösterdiler bana. Hiçbir şey dememiş ama deseydi derdim, bilmiyorum. Gülü eğiyor böyle, bırakıyor. Peki kimin ilgisini çekiyor? Boğaz Köprüsü'nün baş mühendisi adam. Böyle bırakıyor. İlk defa ailette, hayatta yeni görmüş gibi hayran hayran kalmış. Yok, ilk defa görmüyor. Sen de görmüyorsun. Ama ilk defa ilgimizi çekiyor. İlk defa dikkat latifesi devreye giriyor. Hani mühendis olmuş ama hocam. Şey, evet. Güller bakıp da olmamış. Can, ama demiş ki siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz demiş. Ya görüyor musun? Allah Allah. Peki tel kopmuş niye intihar ediyor? Olayları yorumlayacak malzemesi yok. Neyi nereye göre yorumlayacak? Onların dini ve tanrısı dünya. Ama dünyevi hadiseleri biz ahiret yorumlayınca bunun tazikatından, eziciliğine kurtuluyorsun. Ahiret var diyorsun, beka var diyorsun, haşir meydanında hesap var diyorsun, rahatlıyorsun. Ama onu neyle izah edecek? Her şey buydu, olmayınca hayat anlamını yitirdi, intihar seçeneği koptu. Onun hayattaki anlamı o köprü yapmaktı. Tel kopunca hayat anlamını yitirdi. Yaşamak mantıksız oldu. Çünkü onun hayatı neye içindi? Tel içindi. Çünkü tel için hayatını feda ettiğine göre hayatı tel kadardı. Öyle inanıyordu. Ama bir Müslüman düşün, hayatını ahirete yorumladığından dolayı dünyevi hadiselerden, kanserden, ölümden, kefenden, çeşitli hastalıkların şerinden, tazikatından kurtuluyor. Niye? Ahiretle yorumluyor. O da diyor, bu hadsiz fıtri şehadetleri tazammun eden nihayetsiz tarzada lisan haliyle. Bak çiçek tutuyor, tak bırakıyor. Köprü değil mi? Tel. Bu tele bak yani. Bırakıyor, tak bırakıyor. Yani o gülü oraya takmak için Allah lazım. Fıtri, lisan haline delalet eden ve mütedahil daireler gibi bir tek meslekli merkeze bakıyor. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Gül diyor ki beni yapan Halim. Nasıl bir tasarım var ya? Biz de onun okulda görmüştük ama adam mühendis tabii, aşmış yani. Bakıyor ya, orada ne anlıyor? Bırakıyor. Dakikalarca. İlk defa mı? Hayır. Dikkat. Dikkat ilk defa aktif oldu. Hani dikkat ettiği halk arasındaki dikkatten bahsetmiyorum. Dikkatı dikkat edersen dikkat dikkat olur. Yani dikkat latifesi ihtiyaçla ortaya çıkar. İhtiyaç hissedince dikkat latifesi ortaya çıkıyor. İnsanı hayret makamına mı çıkartıyor? Hayrete çıkartıyor. Mesela hastasın, tamam çok falan kanser, tam ucu, tam diyor beyefendi diyor, tam kapmadı diyor ama
Ne yapayım doktor bey diyorsun heyecanla. Böyle dinlemezsin ha. Böyle yaparsın bir de böyle. Ne yapacaksın? Bu beden hayatı 60 senelik hayat için. Bak ne yaptın? Dikkat latifesini aktif ettin. Dikkat. Niçin böyle dikkat kesildin? Dikkat kesiliyorsun. Çünkü çok önemli. İhtiyaç hissediyoruz. Demek ki biz de Allah'a ihtiyaç hissetsek dikkat ederiz. Allah'a ihtiyaç hissetmiyoruz. Allah ne kadar ihtiyaç diye bir dersimiz var. Veya sen Allah sende ne ifade ediyor? Bunu ne zaman anlarız biliyor musun Hüseyin abi? Ben sekeratta çok insana bulundum. Yurt dışında, yurt içinde. Çok yani can tutmuştum sekerata. O andaki insanların bazılarının böyle yatarken bakamıyor böyle. Sanki böyle hani taş atarsın da Yeşiltepe'den düşer ya şeye. Gücün o kadar değil mi? Ama gidişine bakınca acayip sert gidiyor. Zannediyorsun ki öteki tepeye kadar gidecek. Ha, o bakışından hemen anlıyorsun bunun geçmişini tahminen. Şöyle baktığın zaman adamın gözü duvara gitmiyor. Bana gelmiyor. Bana tam oturuyorum Yasin okuyorum. Hop gözü düşüyor. Gözünün feri düşüyor. Yani niye? Hayatta tutunacak bir şeysi yok. Ama öyle insanlar var ki keseyim mi dedim, tebarek okuyayım mı? Bak hadi. Devam. Allah muhafaza etsin bizi. Amin. Ve Merkeze Bakan ve şu mevcudatın muntazam suretleri. Suret. Bu suretleri var ya suretler. Senin ahlakını, huyunu, amelin burada gözüküyor. Namaz kılıp kılmadığını, zina yapıp yapmadığını, televizyon seyip etmediğini. Yani faiz verip vermediğini, namaz kılıp kılmadığını, beş vakit kılanla teheccüd kılanın arasında fark var. Hemen gözüküyor. Suret. Suret bu. Et. Ama mesela şöyle farkı söyleyeyim. Haya, utandı adam. Nasıl anlarız utandığını? Yüz et suratı ne yapar? Kızarır. Ha. Yüz surettir. O kızarmak suret, siret. Aşağısıdır. Kızarmak imanına geliyor. Evet, yani bir şey anlatmak için söyledim. Yani kızarmak maddede gözüküyor ama madde değil. Haya yüzde kızarıklık olarak gözüküyor. Haya. El haya minel iman da. Yani suretle sima. Sima var ya. Sima hum fi vucuhi min eseri sucud. Yani ne halt ettikleri simalarında belli. Suretteki sima. Bak birbirine giriyorum. Şey, şöyle giydim. Kablo düşün Nurettin. Elektrik kablosu abi. Gir içeriye. Hiç ona benzemeyen bakır tel. Bakır tel içine gir. İçinde hiç onunla alakası olmayan elektrik. Elektrikte de elektrikle hiç alakası olmayan ışık. Isı. Renk. Güç. Onunla canaskal çekiyorsun inşaata. Peki o elektrikte bilgisayarı çalıştırıyor. O elektrik kablosu. Orada elektrikte resimler gidiyor video. Video gidiyor. Ses gidiyor. Yazı gidiyor. Aynı zaman o elektrik, aynı elektrik. Sesi götürüyor. Getiriyor. Sureti götürüyor. Getiriyor. Yazıyı götürüyor. Götürüyor. Aynı elektrik ocağı ısıtıyor. Aynı elektrik Wolfram teliyle ışık veriyor. İnşaatta güç oluyor. Fırında ateş oluyor vesaire. Aynı yerden geçiyor. Bak kablo yani diş kablo bakır teline benzemez. Bakır teli elektriğe benzemez. Elektriğe içeridekilere benzemez. Elektrik süret değil. Isı değil. Işık değil. İnsan da böyle. Bakır teliyiz. Hayat yani bu kablo biziz. Hayat bakır telidir. İçindeki latifeler, duygular, içerisi, eletin içi gibi. Evet. İyi ki Allah'a. Olmaz zaten. Ne yapacaktık biz burada yani? İnsanlar hep birbirini yer. Allah olmasaydı hakikaten değil mi? İnsanlar birbirini yer. Zenginler fakirler hep yer ya. Allah olmasaydı değil mi? Zarat da yer. Tabii.
Allah ekim. Ama iyi ki Allah var değil mi? Allah var. Allah var. İyi ki var değil mi? Kainat da olmaz. Allah. Allah kainat. Kainat da olmaz. Çimçimi yaratacak. Ama bazılar söylüyor. Allah beni yaratmadan önce bana niye sormadı diyor. Tövbe estağfurullah. Yani dedi ya ki, bak ne diyor soruya bak. İmansız. Allah bak şimdi imansız diye paketledik de. Şu bak ne diyor, ne kadar mantıksız soru. Allah beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Sen nereye soracaktın? Yok diyor ki. Öyle değil mi bak, anladın mı şeyi? Ha, sana sorması için senin yaratılman gerekmiyor mu? Sen yokken nereye sorsun? Ha, o zaman yaratılacak sana soracak. Ha şimdi soruyor. Allah seni yoktan var etti. Şimdi bu yaratma ile sana soruyor. Hayatına devam etmek istiyor musun, gitmek istiyor musun? İntihar et o zaman. Soruyor şimdi Allah. Diyor ki, yarattım seni. İyi olduysa devam et. Yok çok kötü olduysa 5. kattan balıklama atla. Atlamaz. Atlamayıp da milletin başına bela olan çok var. Var. Allah'ın nimetlerini bitirip de bak, insanların başına bela olan çok var. Ve mevzun heyetleri her biri birer lisan-ı şehadettir. Bak mevcudat-ı muntazam suretleri. Suret, suretler her biri birer dilmiş. Konuşuyormuş. Dil. Bak bir daha zihninizi tartmayın ya. Şu suretler dilmiş. Her bir heyet, şekil, şema, parmağın böyle olması, gözün böyle olması, kulağın delik olması, gözün tümsek olması. Tamam. Bunlar da neymiş? Muntazam birer lisan-ı şehadetti. Lisanmış. Muntazam heyetleri her biri birer lisan-ı şehadettir. Ve mükemmel hayatları her biri birer lisan-ı tesbihtir. Hayatları. Hayat kendisi tesbih. Hayat kendisi. Tesbih demek saniyelerini gösteriyor, ifade ediyor. Şimdi bir insan ne zaman tesbih eder? Yaşadığını fark ederse. Bu insanlar var ya sokakta Hüseyin. Çoğu insan yaşadığının farkında değil. Nasıl anlıyoruz biliyor musun? Ölçü şu. Orada da Mehmet abi var. Mehmet abi, insanların çoğu yaşadığının farkında değil. Peki Allah nasıl fark edecek? Kendi varlığında farkında değil. Buna delilim şu. Namazdayız abi. Tamam mı? Allahu Ekber yatsı namazında. Herkes biliyor. Herkes kendisine sorsun. Ben burada değildim yatsıda. İmam 1. rekatta ne okudu? 2. rekatta ne okudu? Hatırlayan var mı ikisini de? 2, 3. Yasin'den. Yatsı namazında. Yasin'den. Yasin'den. İkisi de Yasin mi? Çok güzel. Ya tamam. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Ben Allah'ı hatırlamanın en zirvesi olan namazda bile Allah'ı hatırlamıyorsam, namazda bile Allah'ı hatırlamayan bir insan hayatta Allah'ı hatırlar mı? Allah hatırlanmayan bir hayat, yaşanmış bir hayat mı? Değil. O zaman yaşadığımızın farkında değiliz. Biz de öyleyiz. Yaşadığımızın farkında değil. Ama bir yerden uçarken, bir yerden ha, bir tane çoluk. Allah! Allah Allah. Diyor. Allah diyoruz. O zaman korkudan diyor hocam. Ama o yani şey, nefis devreden dişi oluyor, fıtrat konuşuyor. Bir tane sarhoş var benim Zeytinburnu'na bitişik. Şaribül leyli ve nar. Gece gündüz içer ama saygıdan dolayı kesinlikle balkonda bana karşı, yüzüme karşı balkonu böyle çevirip içmez. Sırtını döner. Bak Allah hidayet etmez. Biraz haya var onda. Haya var. O deprem olduğu zaman İstanbul depremi en büyük. Çoluk çocuk kaçmış binada. O da dışarıya kaçıyorum diye balkona kaçmış. Tamam. Şimdi kafası kopmuş tavuk gibi balkona bir sağa bir sola, ben de camdan seyrediyorum. Çocukları, karısı kızı bağırıyor. Baba gel diyor, tamam da nasıl geleceğim falan. Baba kapı hemen arkanda falan diyor. Gitmiş yani. O kafası kopmuş tavuk gibi balkonda dolaşırken bu arada Allah Allah bağırıyor. Yani hayatında Allah olacak mümkün değil. Beni gördü nasıl gördüyse. Hoca niye dua etmiyorsun? Niye kesilmiyor? Boşuna mı aldık senin yanına daireyi diyor. Seni onun için aldık diyor burayı. Yok ne diye çat dairenin defol desin. Ne olur mu ya? Dedim ki Selahattin abi dur öyle. Durdum hocam dedi. Dur. Şimdi duracak bana.
Dön öyle. Geriye dön. Hiç kıpırdama. Geri. Kapı ört. Bak. Dön. Baba öyle dedim ya. Şeytan devredeydi. Döndü bana dedi ki, hocam teşekkür ederim. Kapıyı gördü. Tabii. Bir sarhoştan bile teşekkür aldın. Ama aramı çok iyi. Allah nasip et. Evet. Aramı çok iyi. Evet. Beni görünce yukarıdan bakıyor. Demek ki kafayı değil. Hocam araba yeri yoksa hemen in değiştireyim hocam. Arabasını alacak sen gel koy diye. Eyvallah abi dedim sen şey yapma. Ama o da alacak ücretini inşallah. Allah çünkü benim Allah'ım ona verir. O kibar. Bir de şeyi anlattınız. O da çok hoşuma gitmişti. Bugün gelirken yolda hani Arap geliyor Türkiye'de hiç görmüyor kimse Kur'an okuyor. Siz biniyorsunuz Kur'an, iniyorsunuz Kur'an diyormuş ki herhalde korkudan okuyor. Şimdi Arapça karısıyla konuşuyor. Tabii ben de hiçbir şey anlamadığımı biliyorum. Tamam mı? Şimdi sağında karı koca oturuyorlar. Binmiş. Haf diyor. Yani bu erkek diyor korkuyor diyor. Tamam mı? Onun için Kur'an okuyor diyor. Peki şey yapamıyor mu konuşamıyor mu? Anlıyor. Bu diyor korkuyor, Kur'an okuyor. Benim için. Koltukta. Ben hiç ses yapmıyorum. Devam edin. Çünkü ya Katar'dan gelmiş, ya Kuveyt'te ya Arap Emirlikleri'nden bir yerden gelmiş. Yani zengin öyle Suriyeli falan değil. Arapça deseydin ki hocam, sen kendi kadar kendinden manga üret. Yok değil. Şimdi ben hiç ses yapmam bak şimdi. Sonra devam ediyoruz. Ekmek geldi, yemek. Yemedi. Hocayı oldular. Karısı dedi ki bak yemedi dedi. Diyor anlıyor mu? Ondan sonra ama ufak konuşuyorlar. Ben okuyorum. Ondan sonra uçak geldi Trabzon'a. Ne yapması lazım? Korkarak okuduğu için tamam da uçak indi yani. Kapattı. He olacak. Şimdi ben uçak indi ama yanaşana kadar ileri o hızla inecek. Yanaşacak. Ondan sonra beyefendiler daha uçağınız yanaşmadığı için lütfen yerinize kalkmayınız falan vesaire anonslar yapılıyor. Biz de gene okuyoruz. Okuyoruz ulan dedim. O bana kalkacak yani yol verin diyecekti şimdi artık. O zamana kadar kesmeyeceğim dedim. Ondan sonra uçak indi yanaştı. Daha şey yapıyor. Dedi ki o adam karşısına korkudan okumuyor dedi. İndikten sonra da yine devam ediyor. Ediyor. Ondan sonra giderken böyle şey yaptı, teşekkür etti. Çünkü İngilizler bizi, Türkleri mürtet diye anlattılar. Türkleri mürtet diye anlattılar, dinsiz diye. Bütün medya Türkiye'yi gösterirken Bağdat Caddesi'ni, Taksim'i göstermişler televizyonlarında. Böyle bir camiden çıkan cuma caddeler, sokakların doldurup taşı Fatih'i göstermiyor. Herhangi bir cami, Fatih önemli değil, her taraf Kadıköy bile öyle. Ama gidip işte Taksim'i şunlar bunları gösterdi, din, Türkiye'deki din. Ama geldiler bu hadiselerden sonra 2000 ben duyduğuma göre 2004-2005'ten sonra, 2005'ten sonra başlamış. Görmüşler ki bildikleri Türkler değilmiş bu. Ha? Bakmışlar ki çoğusu, evet biz şeyhle Müslümanız dindar ama onlar daha gayretli diyorlarmış. Şimdi dört elle sarılmışlar hakikaten Türkler. Bak öyle diyordu karşısına. Korkudan okuyor. O zaman ne kadar korkudan okuyor evet, diyordu. Korkudan şuradan okumuyor. En erken gerçeği gördü, korkudan okumuyor. Okumuyor. Gerçekten okuyor. Evet. Ve ondan sonra teşekkür etti. Ondan sonra tokalaştık. Ondan sonra aynen dedi ben de. Allah. Utandılar bu sefer, anladım. Ve mükemmel hayatları her şeyin, her biri birer lisan-ı tesbihtir. Hayatları tesbihmiş, hayatın kendisi. Hayat kendisi tesbih. Bak bir tane tesbih söyleyeyim size. Tesbih böyle anlamaman için. Bak şu yaşadığınız dünyada, şu dalga var ya, şah, deniz dalgası, şah, şah. Ne diyor, hangi ismi söylüyor? Ya Celil, ya Cebbar, ya Azim, ya Kebir diyor.
Dün gece Ayetel Kürsi okuyordu abi, çok sert. Dün gece Ayetel Kürsi okuyordu. Deniz değil. Acayip berbatlık fırtına. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ya bak tesbih diyor. Başka vazifesini yapıyor. Ya Allah Allah. Her şey vazifesini yaparak tesbih ediyor. 24. sözde kat ispat edildiği gibi o bütün diller ile pek zahir bir surette tesbihatları ve tahiyatları bir tek mukaddes zata şehadetleri, ziya güneşi gösterdiği gibi. Yani mevcuda, yani deniz ne yaptığını bilmiyor ama balıklar yetiştiriyor. Ağaç ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. İnsanın yapamadığını yapıyor. Tavuk ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. Arı ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. Bilse zaten sana sokmaz. Peki bal arıya faydası vermeyecek kadar, çünkü alacaklar. Niye enayi mi? Niye yapıyor? Niye yapıyor? Ağaca meyve yüktür. Niye yapsın? Ha, emir almış. Ha, şimdi gündüz neyi gösteriyor? Şimdi bak bana bakıyorsun, yukarı bakma. Lambalar yanıyor mudur Hüseyin abi şimdi? Yanıyor. Nerede bildin? Işık var değil mi? Ha, gündüz güneş var mı? Gündüz ortası, aydınlıkta. Adama desek ki, güneş var mı desek. Adam bir dakika. Baktım, ha var. Ahmak değil mi? Ne gerek yok ki? Ahmak olur değil mi? Ha, bunlar da Allah'ı gösteriyor. Ziya, güneşi gösterdiği gibi zat-ı racibül vücudu da bu mevcudatın yapısı, sistemi, işlevi kendi takatının dışında iş yapıyor. Mesela ağacın yaptığını insan yapamıyor. Yani mevcudatın yaptığını insan yapamıyor. Bu bize gösteriyor. Mesela toprak, Allah'ı tesbih ediyor bu kadar mahlukatı çıkartarak. Her bir mahluk bir tesbih. Gün, bu da gün, ışık, güneşi gösterdiği gibi bu olaylarda vacibül vücudu gösterip kemal-i uluhiyetine şehadet ve delalet ederler. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha'tıma selamat. Allah'a emanet olun.